Beykoz'un Merkez Mahallesi'ndeyiz. Kuş bakışı bakıldığında Beykoz Merkez Mahalle işte böylesi bir görünüme sahip. Kaldırıma gölgesi düşen martılar, pırıl pırıl parlayan turkuaz bir deniz ve güzelim boğaz. Merkez Mahalle'yi anlatırken bu ilçenin genel tarihine de kısaca bakalım. Kaynaklar Beykoz'da yerleşimi M.Ö. 700'lü yıllara kadar geri götürürler ve Ari ırktan olan Trakların bu güzel ilçenin kıyılarında bilinen ilk devlet olan Bebrikler İmparatorluğu'nu kurduğunu yazarlar. Bu imparatorluğa M.Ö. 337 yılında son verenler Bitinyalılar olur. Babadan oğula geçen bir idareyle tam 9 nesil boyunca devam eden bu imparatorluk, M.Ö. 73'te Doğu Romalılar, 609'da Persler, 669'da kısa bir süre için İstanbul'u kuşatan Arapların ardından yeniden Doğu Roma İmparatorluğu'nun egemenliğine geçer. Yıldırım Beyazıt'ın Trakya'ya geçebilmek için Beykoz'un Anadolu Kava ve Poyrazköy çevrelerini fethetmesiyle birlikte İstanbul'da erken Türk hakimiyeti başlar. Beykoz'un bilinen ilk adı, M.Ö. 337'de bölgeyi fetheden Bitinya Kralı'nın adı olan Amnikos'tur. Beykoz şeklindeki kullanımı ilk defa olarak Bizanslılarda görüyoruz. Kos kelimesi Farsça'da köy anlamına gelir. Kocaeli beylerinin yaz aylarında burada oturması, bölgeye Beykoz yani Beyköyü denmesine yol açmıştır denilir. Bazı tarihçiler, Beykoz adının meşhur On Çeşmeler önünde bulunan muazzam bir ceviz ağacından kaynaklandığını yazarlar. Koz, Farsça'da ceviz anlamına gelir. Ancak kendisi de bir Beykoz'da olan ünlü edebiyatçımız Ahmet Mithat Efendi bu açıklamaya karşı çıkar ve Beykoz'un ikinci hecesinin Koz değil, Kos olduğunu iddia eder. Evet, Beykoz Merkez Mahalle'ye geri dönelim. Mahalle, Beykoz'un Yalıköy ve Gümüşsuyu mahalleleriyle komşudur. Nice yaşanmışlıkların tanığı olan tarihi bir iskelenin önündeyiz. Beykoz İskelesi. ...1900'lerin başında ahşaptan yapılan bu iskele, 1989 yılında yıkılarak betonarme ve ahşap kaplama olarak ilk iskeleyle aynı büyüklükte olacak şekilde yeniden inşa edilmiştir. Aynı yıl Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın taşınmaz kültür varlığı olarak tescil ettiği bu tarihi iskele Beykoz'un en eski vapur iskelesidir. Beykoz denilince akla ilk gelen şeylerden biridir dalyan. Dünyanın en eski balık avlama yöntemlerinden biri olan dalyancılığın önemli noktalarından biri olmuştur Beykoz. Bu balık avlama geleneğinin özelliği, balığın kıyıya yakın yerlerde deniz dibine çakılan kazıklara gerilmiş bulunan ağlarla tutuluyor olması. Bugün tarihi Beykoz İskelesi yakınında hala dalyan usulü balık avlayan balıkçılar görürsünüz. Buraya geldiğinizde deniz üstünde kurulmuş bir direğin tepesinde gözcülük yapmak amacıyla oturmuş bir balıkçı görürseniz sakın şaşırmayın. Merkez Mahallesi, namı İstanbul sınırlarını aşmış tarihi çeşmelere de sahip. Bunların başında ise İsaka Çeşmesi.
ya da yaygın bilinen adıyla On Çeşmeler gelir. On adet lülesinden bugün de su akan bir tarihi eserdir On Çeşmeler. Türk çeşme mimarisinin en güzel örneklerinden biri kabul edilen bu çeşmenin tarihi Mimar Sinan'a dayandırılır. Tarihçiler burada bulunan ilk çeşmenin Behruz Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığını ifade eder. 1. Mahmud'un çeşmenin yenilettirilmesi emrini vermesiyle tüm masrafları gümrük emini İshak Ağa tarafından karşılanarak 1774 yılında yeni bir mimari üslupla yenilenir çeşme. Hatta İshak Ağa'nın bu çeşmenin önünde Padişah 1. Mahmud'u ağırladığı ve cambazların, müzisyenlerin de bulunduğu bir ziyafet verdiği ifade edilir. Halk arasındaki bir rivayete göre bu çeşmenin suyundan içen bir daha Beykoz'u bırakıp da gidemezmiş. Sıradaki çeşme Ahi Baba Çeşmesi. Mahallenin Şahinkaya denilen bölgesindedir. Kitabesi bulunan çeşmenin suyu hala akıyor. Hayır işlemenin sembollerinden biri olan bir diğer çeşmemizdeyiz. Hacı Ali Bey Çeşmesi. Hacı Ali Bey Sokak'ta bulunan bu tarihi çeşmenin yapım yılı bilinmiyor. Serbostani Mustafa Ağa Camisi'nin avlusundaki çeşmenin de aynı adı taşımakta olduğunun altını çizelim. Beykoz'un en tarihi binalarından birinin önündeyiz şimdi. Behruz Ağa Hamamı. Kaynaklar, merkezde cadde üzerinde bulunan bu tarihi hamamın has odabaşı Behruz Ağa tarafından Mimar Sinan'a yaptırıldığını belirtir. Usta mimara kendi adına 1562'de bir camide yaptırdığı ifade edilen Behruz Ağa'nın bu hamamı camiye ya da hemen yanı başında bulunan On Çeşmelere gelir sağlaması için yaptırıldığı yazılıdır. Mahallenin merkezinde bulunan Merkez Parkı'na uğrayalım. Arkasında tarihi On Çeşmeler, önünde müthiş bir boğaz ve hemen yanı başında Yeniköy Beykoz Motor İskelesi ile Beykoz İskelesi. Mahallenin bir diğer çekim noktası Beykoz Korusu'dur. Beykoz Korusu ya da diğer adıyla Abraham Paşa Korusu. Paşa Bahçe ile Beykoz Merkez Mahalleleri arasında yaklaşık 2200 dönümlük bir büyüklüğe sahiptir burası. İstanbul'un en büyük korularından biridir. Mısır Edebi Mehmet Ali Paşa'nın yakın adamlarından olan Abraham Paşa, aynı zamanda 2. Abdülhamit'in de hem kahyası hem yakın dostuymuş. Paşa, bahçesine oldukça emek vermiş. Bahçesini Fransız bahçe mimarlarına düzenletmiş ve korunun içine köşkler, kuşhaneler, suni mağaralar, havuzlar ve çağlayanlar yaptırmış. Korunun içinde bir basketbol sahası görüyoruz.
İstanbul'un en eski fidanlığı olan Beykoz Fidanlığı'nın bir kısmı da Beykoz Korusu'nun içinde. Mahallenin okullarına gelince, ziyaret edeceğimiz ilk okul Şahinkaya İlkokulu. Daha önce askeri bir kışlanın olduğu bir bölgede bulunan okul, 1976 yılında inşa edilmiştir. İki binadan oluşan okulda 19 derslik mevcut. Okulun yaklaşık 300 civarında öğrencisi var. İsaka Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu. Adını Osmanlı döneminde 17. yüzyılda yaşamış gümrük emini İsaka'dan alan okul, 1958 yılında eğitim-öğretim hayatına başlamıştır. Yalıköy Mahallesi'ne doğru giderken sağda, cadde üzerinde bulunan okulun 22 dersliği bulunuyor. Okulun ortaokul kısmında 749, İmam Hatip Ortaokulu kısmında ise 41 öğrencisi var. 2015 yılında güçlendirme çalışmaları kapsamında yeniden inşa edilerek İsaka Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulu olarak 2017-2018 eğitim-öğretim yılında hizmet vermeye başlamıştır. İkinci ilim ve irfan yuvamız Şehit Ömer Halis Demir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi. ...1992 yılında 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel tarafından temeli atılmış olanan okul, 1996-1997 eğitim-öğretim yılında öğrenci kabul etmeye başlamıştır. Sınırları içerisinde bir üniversite de bulunuyor. Türk-Alman Üniversitesi. 2010 yılında kurulmuş olan bu devlet üniversitesi, eğitim-öğretim hayatına 2013-2014 eğitim-öğretim yılında başlamıştır. Muhteşem bir ormanla çevrelenmiş üniversite, Şahinkaya Caddesi üzerinde. Türk-Alman Üniversitesi'nin kampüs sınırları içerisinde tarihi çınarlar bulunur. Yüzlerce yıllık anıt ağaçlar. Dizi ve filmlerin adeta doğal platolarından biri haline gelmiştir burası. Merkez Mahallesi'nin manevi dünyasına yolculuk yapalım şimdi birlikte. Camileri ziyaret edelim. İlk durağımız Serbostani Mustafa Ağa Camii. Mahallenin çekim merkezlerinden biri. Ağaç gölgesindeki avlusuyla camiye gelenlerin aynı zamanda dinlenme noktası. Bostanlarıyla ün salmış Beykoz'da, Bostancıbaşı Mustafa Ağa tarafından yaptırılmış iki camiden biridir burası. Yapım tarihine ait kesin bir bilgi olmamakla birlikte, Mustafa Ağa'nın ölüm tarihinin 1603 olduğunu düşündüğümüzde, caminin yapım tarihinin de bundan önce olduğu anlaşılıyor. Caminin giriş kapısının hemen yanında Muvakkithane vardır. Beykoz Muvakkithanesi. Kümbet tarzında ve küçük bir dairesel yapı şeklindedir. Üzeri kubbeyle örtülü olan Muvakkithane'nin üzerinde bulunan kitabede yapım tarihi olarak 1857 görünür ve üzerinde El Hac Hüseyin Ağa eseridir yazar.
Zira bu muvakkitane camiye Hacı Hüseyin Ağa tarafından eklenmiştir. Muvakkitane, vaktin belirlendiği mekan anlamına gelir. Muvakkitlerin, yani vakti tespit edenlerin çeşitli aletlerle namaz vaktini belirlediği, gözlem yaparak zamanı tespit ettikleri mekan olan muvakkitaneler, çeşitli aletler vasıtasıyla tespit edilen namaz vakitlerini müezzinlere bildirir, namaz vakitlerini güneşe göre ve hassas bir şekilde belirler, kıble yönünün dakik olarak tayinini yaparlardı. Muvakkitler, senelik takvimle Ramazan imsakiyesini de hazırlarlardı. Mahallenin yüksek bir noktasına gidiyoruz. Harika bir boğaz manzarası eşlik ediyor bize. Merkez Mahallesi Hacı Yusuf Camii. Yapımına 1987 yılında başlanan ve 1993 yılında ibadete açılan bu cami, 400 kişilik bir cemaati barındırabiliyor. Sırada, On Çeşmeler'in üst kısmında, tarihi evlerin arasında bulunan tarihi bir mescit var. Meryemzade Mescidi. Oldukça şirin, ahşap bir yapı bu. 1779-1780 yılları arasında Vezir Pir Mustafa Paşa'nın oğlu Mehmet Efendi tarafından yaptırılmıştır. 2014 yılında restore edilen mescidin içindeki tablo ve hat eserleri yüzyıllardır varlıklarını korumayı başarmışlar. Merkez Mahallesi'nde Ermeni ve Rum cemaatlerine ait iki de kilise bulunmakta. İlk durağımız Ermeni Surp Nikos Kilisesi. Dalyanlarıyla meşhur Beykoz'da ihtiyacı karşılayamaz hale gelen küçük ahşap kilise, 17. yüzyıldan itibaren artan Ermeni cemaatinin ibadet ihtiyacını karşılamayınca, 1776 yılında 1. Abdülhamit döneminde Ermeni cemaatinin katkılarıyla inşa edilmiştir bu kilise. Çok da güzel bir bahçesi var kilisenin. 17 çeşit meyve ağacı, asırlık çamlar. Hemen bu kilisenin yanında bulunan Aya Paraşkevi Rum Ortodoks Kilisesi'ni ziyaret edelim. 1852 yılında 1. Abdülhamit döneminde inşa edilen kilise, adını Hristiyanlığın yayılma döneminde hizmet vermiş olan bir azizeden alıyor. Bu tarihi kilise önemli dini günlerde Beykoz dışından gelen cemaati de ağırlar. Evet, Beykoz Merkez Mahallesi'ni gezdik. Dimağımızda ve ruhumuzda güzel hislerle ayrılıyoruz buradan. Burası çok güzel. Burası Beykoz.